Okulların açılmasına sayılı günler kala ebeveynler de okul alışverişi telaşı sürüyor. Çocukların kıyafetleri yenileniyor. Özellikle de ayakkabılar. Peki çocuklar için ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli? Bakalım ayakkabıcılar ne diyor? ...12 Eylül'de okullar açılıyor. Veliler bir taraftan kırtasiye giderlerinin telaşına düşmüşken... ...diğer taraftan çocuklarına yeni kıyafetler de aramaya başladı. Peki kıyafet, özellikle de ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli? Erkek çocuğuna içi dışı kombileri talep çok. İstanbul'da 40 yıldır çocuk ayakkabısı satan İsmail Türkmen... ...ayakkabılarla ilgili bilgilendirici detaylar paylaştı. Genelde biz deri ürünlerimizi ayakkabılar tercih ediyoruz. Fakat şu an deri fiyatların yüksek olduğundan dolayı daha çok imitasyon grubuna meyil var. Onu tercih ettirmeye çalışıyoruz. Aslında bizim tercihimiz tabii deri ayakkabılar ve ortopedik ayakkabılar. Ama şu şart sağlıklı olarak deri ayakkabılar daha sağlıklı. Çünkü akşama kadar ayakta kalacağı için çocuk terleme yapmaz, koku yapmaz. Ama bir tarafta spor ayakkabılarda birazcık da makul olacağı fiyatta onu tercih ediyorlar insanlarımız. Türkmen velilerin alışverişte küçük esnafı tercih ettiğini söyledi. Zincir marketlerde ayakkabılar satılıyor. Bizlerden daha düşüklerde veya daha fazlalarda. Ama insanlarımız genellikle böyle mağazaları, küçük esnafı daha çok tercih ediyor. Kendileri söylüyor zaten. Çünkü oraya gidildiği zaman mesela diyalog kurulmuyor. Önüne ne verildiyse müşteri yapıyor, çıkıyorlar orada. Büyük küçük hiç fark etmiyor. Ondan sonra pazarlık yok, o yok, bu yok yani. Ama